Merhabalar. Bugün size düz örgü nasıl örülür göstereceğim. Şimdi ilmeğimizi attık. Belirli bir sayıda. Bunu isterseniz sonunda düğümünü atarsınız. Ben şimdi burada göstereceğim için düğüm atmıyorum. Hani açılmasın diyerekten. Şimdi ilmeğimizi attık. Bu arka sıradır. İp buradaysa, şu ip burada olduğu için bakın, şu önden bakın. Bu her zaman ön sıradır. Ön sıramız budur. Çünkü ip soldadır. Çeviriyoruz arka sıra. Şimdi düz örebilmek için arka sırayı ters örmemiz gerekiyor. Şimdi size aslında tersi de göstermiş oluyorum burada. İlk ilmeğimi ben burada tersten öreceğim yine. Şöyle bir alayım. Bakın. Ters örgü nasıl örülür? İpi öne atıyoruz. İlmeği iple birlikte topluyoruz. Buradan ipimizi alıp çekiyoruz. Bu terstir. Tekrar gösteriyorum. Öne at. İlmekle birlikte geçir. Buradan ipini al. Çek. Şimdi ben burayı hızlı geçeceğim. Çünkü ben size aslında düz örgüyü gösteriyorum burada. Arka sıra düz örgü yapabilmek için ilmek attıktan sonraki ilk arka sırayı ters örmeniz gerekiyor. Çünkü düz her zaman arkası ters olur. Şimdi hızlıca bir arkayı ters öreyim ben. Ben kenar ilmeklerini hiç örmem. Yani böyle boş alırım. Şimdi arkamızı ters ördük. Geldik önünüze yine. Bakın şimdi düz örgüye geçelim. İpimizi doluyoruz. Ben parmağımda ördüğüm için. Kenardaki ilmeği şöyle bir alayım ben. Bakın düz örmek için. İlmeğimiz burada. İpimiz arkada. Buradan batırıyoruz. Arkadan ipi dolayıp alıp içinden geçiriyoruz. Düz örgü. Umarım yeterince yavaştır. Bakın. İlmeğin burasından gir. Şuradan ipi al. Geri çek. Tekrar düz. Gir. Arkadan ipi dola. Çek. Şöyle. Tekrar gösteriyorum. İlmekten gir. Buradan ipi al. Şöyle elinize bir yardımcı olursunuz kendinize. İttir. Çek. Düz örgü. Dediğim gibi düz örgü hep arkada ters örülür. Bir daha göstereyim. Gir buradan. İpi al. Çek. Bakın ilmeğin arasından çekiyorsunuz. Düz. Ben dediğim gibi eğer siz de benim gibi kenar ilmekleri boş bırakmak istiyorsanız sonda böyle yaparsınız. İpi öne alırsınız. Arkadan o ilmeği boştan alırsınız. Bakın. Şimdi görünüyordur herhalde zoom yapılınca da. Bu bizim düz örgümüz. Dediğim gibi düz örgü arkada hep ters örülür. Yani ne yapacağız? Onu bir kere daha şu baştan bir göstereyim. Önünün düz çıkması için. Arkadan bakın boşaldığınız ilmeği yine buradan alın. Düz örer gibi onu toplayın. Şimdi arka sırayı ters örmemiz gerekiyor yine. Yani ne yapıyoruz? İpi öne atıyoruz. İlmekle alıyoruz. Çekiyoruz. Bu da ters örgüdür. Aslında ikisini birlikte göstermiş oluyoruz. İpi öne alın. İlmekten geçirin, ipi dolayın, getirin. Bu da ters örgümüzdür. Tekrar gösteriyorum tersi. İpi öne at, ilmekle birlikte geçir, ipi dola al. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben sıramın sonuna geleyim. Bakın. Ters örgümüzü gördük. Bu da düz örgümüz. Eğer
İki tarafı da ters koyarsanız haroşa oluyor. Onu da bilin. Veya iki tarafı da düz koyarsanız haroşa olur. Ama ben burada gösterdiğim aslında şeydi. Düz örgü. Bu bizim düz örgümüz.